Bir de bugün benim editörler işte fan sayfalarından biri hatta daha doğrusu bir şey yolladı bana. Geçmiş olsun dileyen herkes teşekkürler. Çok önemli bir konu değil. Böyle sağda solda benim Instagram hesabımı tutup da işte yok efendim evli olduğum halde bana sapıklık yapıyor bu adam falan filan diye yazan ve bu aralar sıklaşan bir yazı var. Bu 3 senedir 4 senedir var zaten. Bunlar NPC arkadaşlar bot. E, bunlara kafayı takıp da böyle bana yollamanıza gerek yok. Sadece bana değil birçok kişiye yapılıyor bu. Bu tip şeyleri siklemeyin yani hani. Bayoçlar oğlum bunlar size çok anormal geliyor. Bize çok normal şeyler geliyorlar. Aslında yapıyormuşum değil mi? Aslında böyle <laughs> kılıf uyduruyormuşum. Ya birileri böyle şeyler yazıyormuş arkadaşlar. Aman ha inanmayın <gülüyor> 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 Hayır lan manyak mısın koyayım? Böyle şey mi olur tövbe estağfurullah ya. Neden yapar ki insan? Ya yapılıyor baba. E, sosyal medya işinde meşrulaştırılan en kötü şey zorbalık bence abi sırf sosyal medyaya girdiğinde insanlar bunu göze aldığın için kendi hak görüyor evet böyle bir salaklık var yani çok enteresan ben de çok şahit oluyorum sen bu iş yapıyorsan e, bunu yapmak zorundasın sen bu iş yapıyorsan bunları duymak zorundasın gibi bir eziklik var bu eziklik benim tabirimce eziklik o. Hayır öyle bir zorunluluğu yok kimsenin. Senin yapmanı istediğin şeyleri yapmak zorunda değil o kişi veya kişiler. Onları duymak zorunda da değil. Eleştiri eyvallah ama hakaretler, küfürler, tacizler veya onun özel alanına kafa sokma gibi durumlar suçtur. Bunu kimse yapamazsınız. Sadece sosyal medya fenomeni değil. Sen kız arkadaşına da bunu yapamazsın, erkek arkadaşına da bunu yapamazsın. Herhangi bir düşmanına da bunu yapamazsın. Bunları yapamazsın. Bunu Kendinde hak gören insanlar hasta insanlar arkadaşlar. Açık açık söylüyorum kusura bakmasınlar. Hastalar onlar ve bunu meşrulaştırmak istiyorlar. Normal algılansız istiyorlar. Çünkü kendi öyle bir hak görüyor ve o hakla da tatmin oluyor. Böyle bir şeyden tatmin olan insan sağlıklı bir insan değildir. Bu tip insanlarla konuşma fırsatını da çok yakaladım. Çok kavga etme fırsatım da oldu. Yazışarak veya sesli. Ve günün sonunda şöyle oluyorsunuz 10. dakikada. Ha diyorsunuz bu insan hasta. O hala haklı, o hala seninle dal geçtiğini veya seni alt ettiğini düşünüyor ama hasta. Ve diyorsun ki tamam kardeşim aynı haklısın. Allah tez zamanda seni iyileştirsin. Ha ne oldu lan diyor öyle yamulursun işte falan diyor ama sen orada ondan artık kurtulmak istiyorsun yani. blok hani bloklayıp geçmek istiyorsun. Kurtarılabilir bir vaka olmadığını anlıyorsun. Ve bunlar arkadaşlar azınlık değil. 6-7 sene önce sosyal medya bu kadar patlamamışken 3-5 tane çıkıyordu bunlardan. Şimdi görev edinmiş tipler var bununla ilgili sene herkesin elinde o internet. Herkesin elinde bir anonimlik ve herkesin elinde bir söz hakkı. Adamı normalde kimse siklemiyor diyelim. Bu kötü bir şey değil ama kimse siklemiyor. O sosyal medyada toksiklik yaparak siklendiği için bunu yapmaya devam ediyor ve ona inanıyor artık. Ee, bir yandan da hastalık dalga geçilecek bir şey değil. Ama bu insanların çoğu da maalesef ki kötü arkadaşlar. Kötü insanlar. Kötü kalpli insanlar. Doğal olarak da bunlar hep olacak. Yani herkes iyi değil. Herkes kendini iyi sanar ama çoğu insan kötüdür zaten. Benim yorumlamama göre. Yapacak bir şey yok yani evet bu işi yapıyorsan veya bu işle uğraşıyorsan böyle bir hedefin varsa bunları göze alacaksın. Keşke öyle olmasa sistem. Bunu birazcık araştırınca anlıyorsunuz yani veriler üzerinde gidince normalleşiyor aslında. Biraz da benden psikolojik destek alıyorum ya son zamanlarda ya. alıyorum dediğim derdimi anlatıyorum. Derdimi çünkü objektif olarak dinleyen insan çok az. Anlatıyorsun anlatıyorsun ama karşındaki insan hep seni sevdiği için veya başka sebeplerden ötürü senin duymak istediğin şeyleri söylüyor. Ben de benim duymak istediğim şeyleri duymak değil gerçekten objektif bir yorum dinlemek istiyorum deyip birazcık böyle dertlerimi kusmaya başladım. Son 1-2 aydır. İyi de geliyor. O yüzden içinizde kapanmayın diyorum bir şekilde anlatın diyorum. Oradaki verileri inceleyince rahatlamaya başladım. Yani birinin bana bir şey söylüyorsa ya da böyle çelalaka bir konuda saldırıyorsa. Mesela özel hayat ihlali. Bizim memleketteki en büyük problem bu. Ben şu yorumu görüyorum bazen. Özel hayatıyla ilgili yorum yapmadığı için benden nefret etmeye başlayan hasta tipler var mesela. O insan hasta abi. Ne alakası var? Bu kadar merak, bu kadar kurcalamak, bu kadar kafayı sokmak. Merak farklı bir şey. Ben de merak ediyorum bazı şeyleri. Ama bunu psikopatlık seviyesinde, chatte var. Benim çok sıkı izleyicilerim olduğunu iddia edelim. Sıkı izleyicim falan değil. Aslında onlar benim gizli düşmanım. Öyle söylüyorum ben onlara. Haddini aşan o kadar çok insan var ki. Hani yalan yok arkadaşlar bunu söyleyeceğim ama realde görsem tokat manyağı yaparım bak. Ve ben bunların çoğunu banladım. Bugün bana bu chatte mesela bak bir örnek veriyorum size. Yaşadığım için anlatıyorum bunları. Ki bende normal bir şey olduğunu anlayın diye söylüyorum. Mesela örnek Skeita. Ya da dur Oğuz Rehen 1 yumurta. Oğuz birin 1'in mesaj geçmişine bakayım. Belki 999 tane beni ne kadar sevdiğiyle ilgili yorum vardır. Ama Oğuz bir yandan sağda solda benim hakkımda Kötü şeyler konuşuyor olabilir, benim hakkımda iftiralar atıyor olabilir, benden bir yandan nefret edebilir bir yanda ve buradaki samimi ortamdan veya öncesinde benim onunla bir konuşma anımı sağ sola yayabilir. Neler neler yapabilirler ya inanamazsınız oğlum inanamazsınız. Burada 4 sene 5 sene takılan insanların yaptığı şeyleri bazen bir görüyorum ve o insanları analiz etmeye devam ediyorum hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi beni hala sevdiğini söyleyebiliyor. Bunlar hep kıvılcım dokunuşları çok garip tipler var. Bazen kızıyorsunuz ya bana abi niye böyle davrandın? Niye böyle tepki verdin? Niye bu kadar yükseldin? İşte orada bir anda hafızamda oluşmuş 1500 tane örnek gün yüzüne çıkıyor. Ve ben de bir insan olarak olabilecek durumları da analiz edebildiğim için tak diye tepki veriyorum. Oğuz yani az önce verdiğim isim bir örnekti bu arada. Bir gün sizle bunları konuşmak isterim. Bütün bu tatavalar bu davalar bittikten sonra başıma gelen bir de başına gelenleri de anlatmak doğru değil. Bu tip konularda kontrol mekanizmasını iyi sağlayan bir insanım birçok örneğe vesile oluyor bu. Sen burada bu ne kadar saçma iş amına koyayım böyle iğrenç insanlar var. Ya örnek vereyim benim annemin babamın evine mesela prezervatif yolladılar değil mi yıllar önce. Hep beraber burada ayıpladık kızdık. Ne oluyor lan dedik amına koyayım bu nasıl bir terbiyesizliksin ananız babanız sizi eğitmiyor mu dedik. Herkes ayıpladı bilmem ne. O hafta prezervatif satışları rekor oldu amına koyayım. Daha da çok gelmeye başladı gibi düşün. Millet bunları fikir olarak alıyor. Yani o şekilde anılmak isteyen bir sürü insan var düşünebiliyor musun? Şimdi sen buna tepki vermek için konuştuğunda o birkaç için görev oluyor. Bu sebeple başıma gelen şeyleri böyle e, ayıplayabileceğim, kızabileceğim, beni çok mağdur eden... ...sırf onların ekmeğine yağ sürmemek için anlatmıyorum. En de doğrusunu yaptığımı düşünüyorum yani. Ya da özel hayatla ilgili konular da bu böyle. Ya da zamanda örnek olsun çok bana kızdığınız Holmes olaylarında... E, ...hayır sen bizim önümüzde arkadaşlık yapıyorsan... ...arkadaşlığınla ilgili yaşadığın problemleri de anlatacaksın diyen yani lavuklara sinir patlamasıyla bağırıp çağırdığım günleri de bu yüzden yapıyorum. Hayır kardeşim ben benim arkadaşlığımı sen buradan izleyebilirsin ama benim arkada eğer olası bir problemim bir kavgam varsa hatta yüzde yüz haklıysam veya haksızsam fark etmez ben bunu sana anlatmıyorsam bir sebebi vardır. Belki birini zor durumda bırakmak istemiyorumdur. Belki senin fanatikliğinden korkuyorumdur. Belki senin ne yapacağını kestiremediğimden korkuyorumdur. Yani ben böyle mal bir tip değilim yani. O olmamaya çalışıyorum. Burada 3-5 kişinin gazıyla hareket etmem. O zaman -play işte herkesi yakıp yıkardık. O zaman giderdik RP'de bütün hard RP kurallarını yıkardık. O zaman giderdik işte ne bileyim bütün anılardaki bütün sohbetlerimizdeki tüm hikayeleri piç ederdik. Çünkü yaşayacağımı biliyorum. O yüzden sizden ricam ben bir karar alıp bir şeyi yapmıyorsam, yapmamayı tercih ediyorsam beni seven ve saygı duyan insanlar olarak buna da saygı duyun. Çocuk oyuncağı değil bunların çoğu. Ki o zaman da öyle bir cümle kurmuştum. Ben şu an bir arkadaşımla kavga etmişsem o beni ilgilendirir. O benim özelimdir. Eğer yarın öbür gün barışırsam da sizi buna alet etmemiş olurum. Çok doğru bir karar. Çünkü biz dedikoduyu, kaosu, dramayı seviyoruz ve ben bunu sevmiyorum. Sen seviyorsun diye de ben sevmek zorunda değilim. Bu kadardı. İçimi dökeyim oğlum. Ya şimdi burada videoya bağlayacağım bunu. Bağlamayacağım çünkü ne kadar konuşursak konuşalım herkes eyvallah aynen öyle aynen öyle diyecek ve o çocuk yine bunları yaşamaya devam edecek. Ama bir tık da olsa salın abi biraz salın salın. Valla salmak en güzelidir. <laughs> en güzelidir baba siktir edeceksin. Biri saçını mı sarıya boyamış ya sana ne amına koyayım sen boyatma ya. Biri çok mu zayıf ya sen en iyi vücutlu adamsın tamam. Ya sal yani işte bu da hobiye bağlanıyor. Ne kadar meşgalin varsa ne kadar uğraşın varsa ne kadar kendine katma değer katabiliyorsan bu işler sana o kadar boş gelecek. O yüzden deprem yayınında Speedy'nin çıldırması veya bir başka yayıncının evine polis gelmesi benim hiç sikimde değildi. Çünkü odağım başka bir şeydi. Ama insanların odağı o olduğunu görünce böyle bir midem bulandı yani. Allah Allah dedim ya biz burada niye buradayız şu an? Yine magazin sevdası işte. Bu da hepimizi bitirir arkadaşlar. Günün sonunda kısmetsiz olur izleyip böyle. Acaba ona ne dedi? diye böyle 6 ay boyunca kitleniriz ve harikalıklar. Sen o 6 ay amına koyayım oturup El işi yapsan vallahi yetenekli olursun. Elin gelişir yani. Böyle 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 toplum olarak geriliyoruz işte. Hep beraber böyle çekiliyoruz geriye doğru. Keşke üreten bir insan topluluğu olsak bütünüyle. Abim yaklaşık 4 yıldır izliyorum seni. Bir sene önce deprem oldu. 11. sınıftaydım. Malatya'da hayatım değişti. Bir anda ama moralim bozukken bile yüzümü güldürdüm. Beril'cim geçmiş olsun. <laughs>